Sevgili seyirciler, geçtiğimiz hafta Türkiye Karting Şampiyonası ikinci ayak birinci yarışlarını yayınlamıştık. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk olarak mikro kategorinin özet görüntüleriyle başlıyoruz. Genç sporcular griddeki yerlerini aldılar. İlk yarış neticelerine göre sıralandılar. Yarışma öncesi mikro kategori sporcusu Leon Bertoletti ile kısa bir röportaj gerçekleştirdik. Arkadaşım Rüzgar kumlara çıktı. Ayağımda onu geçtim. Kumlara çıktığında da arkadaşım Ali'ye vurdu. O yüzden üçüncü oldum. Leon Bertoletti, sporcu bir aileden geliyor. Dedesiyle Emit Anca sporumuza 40 yıl boyunca hizmet etti. Hem federasyon hem de takımlarda görev alarak sporumuza emek verdi. Tanca Renault fabrika takımının takım direktörü görevini uzun yıllar yaptı. Takımında dönemin en iyi pilotları görev aldı. Bunlardan bazıları Serdar Bostancı, Kalevi Aho, Nejat Avcı, Volkan Işık, Hakan Bahar'dı. Emit Anca'yı 12 Mayıs 2008 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonrasında kaybetmiştik. Buradan Lemi Tanca abimizi rahmetle anıyoruz. Uzun yıllar sonra pistlerde yeniden Tanca ismini duymaya başladık. Lemi Tanca'nın kızı Pelin Tanca'nın oğlu Leon Bertoletti bu yıl ilk kez karting sporuyla tanıştı ve motor sporları kariyerine başlamış oldu. Leon'a başarılar diliyoruz. İşte formasyon turu başladı. Formasyon turunu Demir Çalışkan'ın kartından izliyoruz. Orada neler oldu öyle? Ali Sururi Akgün'ün aracı Apex'te sekince Leon Bertoletti'nin üzerine doğru savruldu ve onun arka tekerleğine takılan Ali Sururi'nin aracı bir anda havalandı. Çalışkan da son anda bu kazadan kurtularak yarışın dördüncü konumuna yükseldi. Leon Bertoletti için çok şanssız bir an oldu ve daha yarışın startı bile verilmemişken formasyon turunda yaşanan bu kaza sonrası Bertoletti'nin aracı hasar aldı ve çalışmayacak duruma geldi. Leon için yarış başlamadan bitmiş oldu. Gerçekten talihsiz bir an. Bir kez daha bayrak sallandı. Mikro kategori ikinci yarışı başladı. Yarışın pole pozisyonunda Can Özler var. Hemen yanında 114 kart numaralı Cem Karakömür start aldı. İlk viraj dönülürken Rüzgar Evci ve Ali Sururi ikincilik ve üçüncülük mücadelesi sergilerken önde Can Özler ile Cem Karakömür arasında birincilik ve ikincilik mücadelesi başladı. Can Özler ilk viraj sonrasında avantajını koruyarak liderlik pozisyonuna oturdu. Hemen arkasında Cem Karakömür 3. sırada. Ali Sururi Akgün 4. Rüzgar Evci 5. ve 6. sırada Demir Çalışkan'ı görmekteyiz. Şimdi Demir Çalışkan'ın aracına konuk oluyoruz. Bir de buradan izleyelim. Gerçekten buradan sanki yarışın içindeymişsiniz gibi etki veriyor. Bu sırada Demir Çalışkan da Ali Sururi Akgün'ü geçmeyi başardı. Ali Sururi Akgün aracını yol kenarına çekmiş, go-kartı muhtemelen çalışmıyor. Cem Karakömür'den cesurca ataklar izliyoruz. Kafelerin olduğu virajı dönerken Can Özler'e vurmak üzereyken çok güzel direksiyon hakimiyeti kurarak aracını kontrol altına almayı başardı. Rüzgar Evci atak yaparak Cem Karakömür'ü geçmeyi başardı. Şu anda Cem Karakömür 3. Rüzgar Evci 2. durumda. Rüzgar yavaş yavaş performansını arttırmaya başladı. Can Özler yerini koruyor. Cem Karakömür kaybettiği yeri almak için ataklar sergiliyor. Demir Çalışkan ise çok düzgün bir sürüşle Ali Sururi'ye yol vermiyor. Şu anda iki grup izliyoruz. Önde Can Özler, Rüzgar Evci, Cem Karakömür. Onların bir saniye kadar gerisinde Demir Çalışkan ve Ali Sururi var. İşte ön tarafta Rüzgar Evci Can'a baskı uyguluyor. Hemen arkasında Cem Karakömür Rüzgar Evci'yi tehdit ediyor. Bu üç pilot tampon tampona tatlı bir rekabet içindeler. Gerçekten genç sporcularımız bu spora çok yakıştı. İşte son şikan dönüldü. Birazdan damıl bayrağın altından sporcular geçecek. Evet, günün ilk yarışını Can Özler kazanıyor. Rüzgar Evci 2., Cem Karakömür ise 3. oldu. Uzun bir süre yarışı 2. sırada götüren Cem Karakömür ufak bir hata yapınca Rüzgar Evci'ye geçildi. İşte pit'e giriyorlar. Harikasınız çocuklar. Ellerinize sağlık.